Son dönemde aşina olduğumuz İstanbul fotoğraflarıyla devam ediyoruz efendim. Tramvayla yolculuk ama içinde duman olan bir tramvay. Vatandaş çileden çıktı sevgili izleyenler. İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki sorunların ardı arkası maalesef kesilmiyor. Bu sefer Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayın havalandırma sistemi bozulunca vagonların içi de dumanla doldu. Yolcular nefes almakta dahi zorlandılar. Aynı hatta yine arıza yapan bir başka tramvaydaysa hiçbir uyarı anonsu dahi yapılmadan yolcular da içindeyken bakım istasyonuna gidince o tramvay gerginlik de tabii kaçınılmaz oldu. Ya, bak ya. Bu arıza yaptıysa niye anons yapmıyorlar? Pingol'da ağrı mı? Ben nereye geldim ya? Abi normalde anons yapmış. Tramvayın havalandırma sistemi bozuldu. Vagonu dumanlar bastı. Güvenli şekilde tahliye edilmeyi beklerken bakım istasyonuna götürülen yolcular işte böyle tepki gösterdi. Hadi işe bak ya. Bu arıza yaptıysa niye anons yapmıyorlar? Pingol'da ağrı mı? Ben nereye geldim ya? Abi normalde anons yapmışlar. İstanbul'da toplu ulaşımdaki sorunların arkası kesilmiyor. Geçen hafta Aksaray istasyonundaki metroda yaşanan teknik arızanın ardından bugün de T1 Bağcılar-Kabataş hattında sorun yaşandı. İşe bak ya. Bu arıza yaptıysa niye anons yapmıyorlar? Pingol'da ağrı mı? Ben nereye geldim ya? Abi normalde anons yapmış. Sabah işe gitmek için T1 Bağcılar-Kabataş metrosuna binen yolcular henüz bir durak ilerleyemeden tramvayın havalandırma sistemi bozuldu. Arıza yüzünden vagonlar dumanla doldu. Yolcuların nefes almakta zorlandığı anlar cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Panikleyen yolcular tahliye edilmeyi beklerken gittikleri yeri görünce şok oldular. Hele işe bak ya. Bu arıza yaptıysa niye anons yapmıyorlar? Pingol'da ağrı mı? Ben nereye geldim ya? Tramvay herhangi bir anons yapılmadan içindeki yolcularla birlikte bakım istasyonuna götürüldü. Çileden çıkan yolcular çalışanlara tepki gösterdi. Pingol'da ağrı mı? Ben nereye